Irak'ta işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle başlayan gösteriler, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı, uyarıları ve reform vaatlerine rağmen dördüncü gününde de devam ediyor. Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Kerbela şehrinde valilik binası önünde toplanan protestoculara güvenlik güçlerinin rastgele ateş açması sonucu en az 18 kişi öldü. Zikar şehrinde ise valilik binası önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı. Polis olaylar sırasında kimsenin ölmediğini iddia etti. Bağdat'ta protestocuların toplandığı Tahrir Meydanı'nda da gece boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen yüz binlerce kişi toplandı. Hükümet konaklarının bulunduğu yeşil bölgeye ulaşmak için Cumhuriyet Köprüsü karşısında toplanan kalabalık bölgede bulunan binaların çatılarına çıktı. Burada Türk lokantasının çatısına da çıkan protestocular karşı yakadaki güvenlik güçlerini vurmak için mancınık kullandı. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında ateş hattı niteliği taşıyan Cumhuriyet Köprüsü adeta savaş meydanlarını andırdı. Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında gün boyu yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybederken 112 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında tıp fakültesi öğrencisi bir kızın da bulunduğu belirtildi. Irak'ta 4 gündür devam eden protestolarda ölenlerin sayısı resmi rakamlara göre 74'ü bulurken gerçek rakamın çok daha fazla olduğu ifade ediliyor. Irak'ta 4 gündür devam eden protestolarda ölenlerin sayısı resmi rakamlara göre 92'yi bulurken gerçek rakamın çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.